evraklarını çaldırdığını vurgulayan Kavuncubaşı, bu belgeseli her koşulda tamamlayacağını söyledi. Sanatsal ve kültürelleri de dünden bugüne, yani Atatürk Türkiye'si ne vermiş, gençler neye vermiş ve daha evvel neler vardı. Bugünkü şehirler gelişimi de sergiledim. Ayrıca bunun yanında müzikle uğraştığım için bunu müzikle de güzel süslenmiş durumdayım yani anlatımını. Tanıyabilir miyiz amcacığım? Ben Adıyaman'ın Besni ilçesinden Kavuncuoğulları derler bize. Kavuncuoğlu Hacı Ahmet'in oğlu Kadir Kavuncubaşı'yım. Ne iş yapıyorsunuz amcacığım? Ben daha evvel karayollarından çeşitli makinelerin uzmanı olarak, yani operatör formen olarak hem makineyi çalıştırarak yetiştim, hem de iş yönetiminde yetiştim. En sonunda emekli olunca bazı şey bulunmayan Amerikan mallarını Türkiye'de üretime başladım. Takoz inşaat makinelerinin yedek parçalarını ürettim. Daha sonra da çocuklar okuyunca, ben bu işten emekli olunca bir sefer de daha evvel heves ettiğim Atatürk'le ilgili böyle tarihi belgelerde yazarak bunu bir kitap hazırladım. Kurtuluş Yolunda Kemal Paşa diye. Siz kendiniz yazdınız bu kitabı. Basıldı mı peki? Hayır, basılmadı. Ben bunun müracaat ettim. Ankara Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü'ne, Kültür Bakanlığı. Bunlar bana bir Ankara'da çekim fırsatı tanıdılar. Ben kitap değil de bunu böyle kamerayla belgesel şeklinde bir şey hazırlamak istedim. Ve çektim de çok güzel olduğunu ve bunun yeniden geniş kapsamlı bu işi ele alacağımı söylediler. Ben de İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa, Adana, Mersin. Şimdi bölümlerde birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Bir de bu Toros'un Aslanları Adana, Mersin olarak bölüm aldım. Bir de Antep'in güneyin savunması olarak iki bölüme ayırmıştım ben bunu. Kaç gündür bu işte uğraşıyorsunuz? Yani ne zamandan beri bu iş devam ediyor? Ben 20 senedir ben bu işi yazıyorum. 20 senedir yazıyorum. Peki, çekimlere ne zaman başladınız? Ben çekimleri şöyle böyle 5-6 senedir yapıyorum. Bu işte. 6 senedir yapıyorsunuz. Kap olarak benim çalıştığımız karayollarından tanıdığımlar bugün barajı yapanlar ve oraya da gittim, barajı da ilk olarak güzel bir görüntüledim yani şey olarak. Yani tanıtım bakımından kap ne getiriyor? Onda ayrıca Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Urfa buralarda görüntüledim. Sanatsal ve kültürelleri de dünden bugüne, yani Atatürk Türkiye'si ne vermiş? Gençler neye vermiş? Ve daha evvel neler vardı? Bugünkü şehirler gelişimi de sergiledim. Ayrıca bunun yanında müzikle uğraştığım için bunu müzikle de güzel süslenmiş durumdayım yani anlatımını. Peki çalınma olayı ne zaman başınıza geldi? Efendim, ben daha evvel İslahiye'yi çektim. Kurtuluşu. Ondan sonra Hasan'ın Kurtuluşu'nu çektim. Hatta Antakya valisi oradalardı. Gördüler, teşekkür ettiler orada. Ondan sonra Dört Yol'un ön çekimini yapıyorum. Ben buraya geldim ki Adana'nın 5 Ocak'ta belki kalabalık şey olur, hava bulutlu olur diye ön çekim için geldim buraya. Gaziler şeyine gittim, derneğine. Oradan gaziler konuştular belediyeyle, vali beyle de konuştular. Ve karnizon komutanıyla bize bazı şeyler, bu çetelerle çekeceğim için, bu olayı yerinde çekeceğim için
hazırlıklar yapmaktayken ben bir ön çekim yaptım Atatürk Parkı'nın oradan. En sonunda Zübeyde Hanım'ın orayı çektim. Orayı çekerken yanıma geldiler. Pilim bitti. Birkaç tane delikanlı vardı. İçinden birisi kırmızı meşhur şeketli. Amca dedi, ben pil bitti dedim. Dedi, bir yemek yiyeyim. Hem de pili doldurmak istedim. Dediler ki burada güzel bir yer var. Evet. Ondan sonra ben şantaya o aldık. Kamerayla geldik Gökçelere. Merdivandan aşağı indik. Gökçeli'de, Gökçeli restoranda. İndik. Ben orada oturdum. Hatta garsonları bekliyorum ki bir fiş takayım da bu akümü de doldurayım diye. Çantada, kamerada açıkta, çantada açıkta yani. Öbür çantada, evrak çantası da, içinde Antep'in savunması, dört yolu savunması da, dört yoldan buraya geldim zaten. Bazı Adana'nın hazırlamış olduğum bu program şeyleri, çekim programlarım bunun içindeydi. İki tane de kaset vardı. Ayrıca da bir de hemşerilerin şeyini belgeselini yaptım. Yani önemli dokümanlar vardı. Dokümanlar vardı. Büyük Millet Meclisi'ni çektim. Oradan şeyim vardı, belge vardı. İşte, hepsi çalındı. Hepsi çantayla gidiyor. Şimdi biz bu orada olurken gitti, beni getiren adam oradan genç çocuk, tanımıyorum tabii benim. Ben orada bir iyilik yaptı diyerek ben oraya geldim. Geldim, güzel de bir yer. Haliyle oturdum. Ben yemek söyleyeyim dedik, adamlar gelsin bize yemek söyleyeyim. Biz oraya yemek yemeye gittik. Anında o adam onlarla konuştu, iki çay getirdi bana. Benden getiren delikanlı. Çayı içtim, o kadar hatırlamıyorum. Çayın içinde uyku ilacı varmış demek ki, bayılmışsınız o sırada. Onu bilmiyorum. 5:30 saat sonra beni oradan saat 3:30'da oraya indim ben. Yemek beklerken yemek de yememişim. Adam balık yemiş, kendilerine anlatıyor bunu. Böyle bir şeyde, ondan ben kendimi şeyde buldum. Kıbrıs Caddesi'nin başında buldum. Ne olduğunu bilmiyorum. Diyorlar ki biz diyor o oğlum zannettik. Benim oğlum, benimle gelmeyen adam garson bana getireceği şeyi başkası niye getirdi? Bu bir hırsızlık olayı değil. Bana mani olma olayı var bu işin için. Çalışmalarınıza mani olmak için yapılmış bir olay diyorsunuz. %100 çünkü. Bunu o evrakları okuyan kişi vicdanı dahi götürmez, biliyordu orada her şey yazılı. Benim ne iş yaptığımı da görürdü yani. Benim bir kimseyle bir şeyim de yoktur. Peki amcacığım, ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Ben Antep'i çekimim vardı. Kilis'te çekimim vardı. Yani ön çekimim, bir de canlı çekimim vardı. Şimdi kamera gidince benim elim kolum bağlandı. Ben diyorum ki bu kamera bana yardımcı olun diye birçok yerlere şey yapıyor. Bunun kısa zamanda bulunması. Veyahut da bunlardan ödesinler benim şeyimi. Sebep olan bunlar. Niye beni polise bildirmemişler? Orada polis çağıracaklardı. Bu adam bayıldı. En kısa zamanda orada 4 tane garson var. 2 tane yukarıda kasadarı var. Mümkün mü böyle ben orada kalayım da beni getirsin sokağa atsınlar? Devlete başvurdunuz mu? Evet, başvurduk. Peki herhangi bir yardım? Şimdilik yardım polis onun şeyini çizdi. Robot resmiyle polis bunu arıyor. Yani polisin ilk başvurduğunda elimde belge olmadığı için bunu bir şey oldular. Yani bir hırsızlık gibi görüntülerdi. Şu anda belge var elinizde. Biz de görelim o belgeleri. Evet, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden müzelerde ve bakanlığa bağlı müzelerde ve birimlerde film çekimi yapmak istendiğinde beyefendiye her türlü yardımın yapılması konusunda izin belgesi verilmiş. Çekim yerleri İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin ve Ankara'daki müzeleri kapsıyor. Peki kaç gün sürecekti bu yolculuğunuz amcacığım? Şimdi ben ocağın sonuna kadar Maraş'ta bitiyordu bu iş. En yani uzun Maraş. 2 aylık bir zamanımız kalmış. Evet. Kamera bulunmazsa yarıda kalacak diyorsunuz bütün evet, çekimim. Şimdi yarıda kalacak. Evet. Kültür Bakanlığı'na başvurdunuz mu peki tekrar böyle bir şey başıma geldi diye? Şimdi daha üst düzeyde Vali Bey'in haberi yok. Biz yani ulaşamadık. Belediye Başkanı'na ulaşamadım.
Yani bu bir şey süsü olarak gösteriliyor yani. Sadece bir hırsızlıkmış gibi. Altında yatan hırsızlık değil diyorsunuz. Hırsız zannetmiyorum bunu yani. Hiç mümkün değil. Hırsız orada, ben 5 saat yatıyorum. Peki ben kim engellemeye çalışıyor olabilir sizi? Bu çalışmalarınızı kim engellemeye çalışıyor? Engel oluşu şudur. Ben orada sesli çekiyorum bunu. Atatürk'ün fikrini konuşturuyorum. Peki Atatürk'ün... Örnek verebilir miyim? Evet. Şöyle. Buraya biliyorsunuz Atatürk'ün en beğendiği, en yani kurtuluş yolunda önder olan Güney Anadolu halkıdır. Silaha sarılması ve Atatürk'ün arkasında vatanperverler çığ gibi yükselmesine, vatana sahip çıkmasına neden olmuştur. Onun için odak noktası Güney Anadolu halkı azaleten Türkmendir ve sırt sırta vererek 5 vilayetin düşmana karşı amansız mücadelesidir. Mesela o Urfa, Antep, Maraş, Mersin, Adanay. Urfa, Antep, Maraş, Mersin, Adanay. Savaştı cepheden adam adam, adam adam. Dünya hayran kaldı senin çabana, dünya hayran kaldı senin çabana. Helal süt emzirmiş lanalar sana, diğer yerinde Türk'ün aslanı, diğer yerinde Türk'ün aslanı, düşman barını düşmanı ağlatıp güldürdüm beni. Oy nenni nenni, dost nenni nenni, düşmanı ağlatıp güldürdüm beni. Bu şeyle, şimdi Adana'yı, Torosları ayırdığım için burada bazı şeyler tabii elimde okuduğum için bazı şaşırmaya uğruyor. İkincisi de Atatürk'ün şöyle bir şeyi var. Vatansın Türkiye'm, dağların yüceği. Vatansın Türkiye'm, dağların yüceği. Üç tarafı deniz, mehtaplı gece, mehtaplı gece. Sakın hor bakmayın vatan millete, bu vatan cennette yaratan yüce. Bu vatan cennette yaratan yüce. Böyle yani bu gibi eserlerle değerlendiriyorum yani. Dünden bugüne, bugünkü toplumumuzun böyle değişik emellerle değil de kurtuluş yolundaki olduğu gibi birlik içerisinde toplumu bir araya getirmek, sırt sırta vermemizi, planlı çalışıp planlı yerinde yaşamamızı, dostça, kardeşçe, kardeşçe yaşamayı öneriyorum. Uygarlık yolunu, dürüstlük yolunu, kahramanlıkla biz bu memleketi niye kurtardık? Acaba biz buna layık olduk mu? Bu konuyu işliyorum ben. Sizce layık olduk mu? Şimdi bakıyoruz. Şimdi Adana'yı göstermem de budur. Adana'da şehir, belediye, gelmiş, geçmiş hükümetler neler vermiş? Cumhuriyet'in yetiştirdiği gençler, kültürlü kişiler, valisinden, kaymakamından, valisinden, her neyse kurulan bütün Cumhuriyet'in getirdiği nimetler serpilmiş Türkiye'nin dört bucağına. Bunları da ayrıca harap olmuş, İstiklal Savaşı'nda yıkılmış yerlerin yerinden görüntülemek. Çabası nedir? Atatürk'ü sevenler bu çabaya layık olmuşlar mı? Onu görüntülüyoruz. Peki efendim. Size çalışmalarınızda çok çok başarılar diliyoruz. Biz de Metro Televizyonu olarak elimizden geleni yapacağız. Sizin bu kameranızın tekrar elinize geçmesi için. Çok teşekkür ediyoruz. Bana ilgi duyduğunuz için ben size de her türlü imkanlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Olmuşlar mı? Onu görüntülüyoruz. Peki efendim. Size çalışmalarınızda çok çok başarılar diliyoruz. Biz de Metro Televizyonu olarak elimizden geleni yapacağız. Sizin bu kameranızın tekrar elinize geçmesi için. Çok teşekkür ediyoruz. Bana ilgi duyduğunuz için ben size de her türlü imkanlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah.